Hazreti gelirken başına şöyle bir olay geldi. Bundan çok büyük ders çıkaracaktır. Bindiği otomobil saatte 15 kilometre yol alabilen eski bir Alman Mercedes'i. İşte bozuk bir araba doğal olarak da. Lastikleri şöyle, bilmem, eski bir araba. Gene arıza yaptı. İndiler. Arıza giderilmeye çalışırken de kendisi hava almak için yaveriyle beraber arabadan indi. Çit sürmekte olan bir çiftçiyi gördü uzaklarda. Selamün aleyküm diye seslendi. 80 yaşlarında dinç bir çiftçi, bıraktı çiftini. Ona doğru geldi. Tabii Mustafa Kemal üniformasıyla. Paşa kıyafet. Paşa olduğunu anladı. Kim olduğunu tanımıyor. Mustafa Kemal Paşa şakalaşmak istedi. O dedi, dayı sen ne güzel böyle burada çiftini sürüyorsun. Düşman Samsun'a gelmiş. Sen hala rahatındasın. Adam şöyle kafasını bir kaldırdı Mustafa Kemal'e. Buraya bak dedi, kıyafetinden paşa olduğunu anlıyorum. Kılına kıyafetine bakırsa paşa olduğun belli. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Benim evimde 3 tane gelin var. Biz benim dışımda 3 kardeştik. Birini Çanakkale'de kaybettim. Biri Filistin'de. Üçüncünün nerede şehit olduğunun haberini bile alamadık. Şimdi o 3 gelin, aha benim sürdüğüm şu çift var ya, onun çubuğuna bakar, ucuna bakar. Ben burada bir şey ekersem, onu biçersem, o un olur, ekmek olur, eve gider. O yetimler de onu yer. Düşman değil ya dedi Samsun. Aha bu çiftliğin, aha bu çitinin ucuna girene kadar benden sana hayır yok paşa. Biz dedi ailecek, vereceğimizi verdik. Döndü yavere. Bir kere onun gönlünü aldı da. Bu bir şakaydı da. O ihtiyarın da gönlünü aldı da. Döndü yaverine Muzaffer Kılıca. Ve Muzaffer dedi, bugün dersimizi aldık. Anadolu'nun gerçek durumu işte buydu. Bakın bu olayı yaşarken daha dün İzmir'de işgal edilmiş. Zaten İstanbul günlerden beri işgal altında, aylardan beri. Her türlü umut tükenmiş, bitmiş. Sizin bir şakanızı dahi kimse kaldıramaz vaziyette. Bugün de dersimizi aldık derken henüz havzaya girmemişti bile. Havzalıları ayağa kaldırmaya çalışırken güya orada bir ölçüm yapmıştı. Çok deneyimli bir ihtiyar ağzının payını vermişti. Hocam buradan tablonun da ne kadar hani o zor bir zaman beklediği çok... Mutsuz ve karanlık olduğunu görüyoruz. Evet. Devam edecek olur isek, işte havzaya geldiğinde kaldığı yeri değerli izleyiciler görüyorlar. Ve güya sıcak sulardan istifade etmek için geldiği bir yerdir havza. Kullandığı bahane budur. Ama bunun tamamen uydurma ve tamamen bir bahane olduğunu İngilizler çok kısa zaman içerisinde anlarlar. Ama buna rağmen yapacağını burada yaptı. Şimdi ona verilen görevlerden bir tanesi, hem işte Samsun'un dağlarında çeteler var, onları tasfiye edecek güya. Askerin elindeki silahı alacak, askeri tasfiye edecek öbür taraftan. İşte güvenliği sağlayacak vesaire ve dönüp gelecek. Dolayısıyla silahlara çok önem veriyor İngiliz. Askerin ya da çetelerin elindeki silahların toplanması gerek. Ama bu esnada da Diyarbakır ve çevresinden toplanan, evler dahil toplanan bütün silahlar havza üzerinden develerle Samsun'a taşınıyorlar. Kendisi tam da havzayken bu deve kervanlarından birine rastlamış oluyor. Şehrin ortasından yüzlerce deve, sırtlarında silahlar Anadolu'nun belli bir bölgesinden geliyorlar. Niye havzaya geliyorlar? Çünkü Samsun'a geçecekler. Samsun'dan gemilere yüklenip İstanbul'a gönderilecekler. Mustafa Kemal Paşa'nın görevlerinden biri de zaten bunu organize etmek. Havza'da bu kervanlara el koydu.
değil silahları İstanbul'a teslim etmek üzere Samsun'a göndermek el koydu. Bu silahların tümünü Havza'daki evlere zimmetledi. Şimdi bütün bundan bir ayaklanmanın başlayacağı belliydi. Bunu da zaten gizlemedi. Bu herkesin gözü önünde oluyordu. Gözü önünde olduğu için feryat edildi kısa zaman içerisinde. İşte bizim Dışişleri Bakanlığımıza İngilizler nota vererek çağırın geri dediler. Geçtiğimiz haftada bir miktar bunu konuşmuştuk. Havza'da bu bölgede işte şehitlerimiz için mevlidler vesaire okunurken paylaşmak istediğim önemli bir mesaj bu. Milli tezahürat men edilemez. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a itiraz etti 4 Haziran. Gazetenin tepesindeki görülen tarihler gerçek tarihlerdir. Yani bu sayfada ne olduysa 4 Haziran 1919 günü oldu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a bu cevabı verdi. Şimdi güvenliği sağlamak, düzeni sağlamaktan sorumlu tutularak İstanbul'dan yola çıkarılmış olan bir paşa, yanıt olarak diyordu ki nasıl güvenliği sağlayabilirim ki? Neyin güvenliğini sağlayacağım? Bana diyorsunuz ki mitingler var. Havza dahil her yerde miting yapılıyor. Bunları engelle. Bunları engelle derken İngiliz anlamıştı ki Havza'da bile olsa, Giresun'da eğer miting yapılıyorsa o esnada, bunun sebebi Mustafa Kemal'dir. Bellidir ki bu adam her şeyi organize etmektedir. Telgraflarla. Dolayısıyla bu mitingleri durdur diye emir gelmişti. İşte ona yanıt veriyor. Diyor ki İzmir'in işgalini protesto etmek için Giresun'da toplanan Giresunluları, Havza'da toplanan Havzalıları, Samsun'da miting yapan Samsunluları kimse engelleyemez. Çünkü işte milli tezahürat men edilemez. Samsun'a çıkmadan önce ilk başta şu konu açıklık getirelim. 16 Mayıs'ta İstanbul'un hareket ettiği sırada evet. Mustafa Kemal Paşa 15 Mayıs'ta da İzmir'in işgali söz konusuydu. Evet. Hani bu konuyu da atlamayalım isterseniz bu konu hakkında da bize bilgi verirseniz tabii. Çok seviniriz. Söylediğiniz şey çok önemli. 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Galata Rıhtımı'ndan bindikleri bir motorla Kız Kulesi açıklarındaki Bandırma gemisine geçerlerken, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu daha iyi kavramak için bir gün öncesine gitmek lazım. Bir gün öncesinde 15 Mayıs'ta adeta bütün Türkiye'nin üzerine kara bir bulut indi. Çünkü Yunan İzmir'e çıktı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan ayrıldığı gün Yunan 24 saattir İzmir'deydi. Tabii İzmir'e çıkınca İzmir'de kalmadı. Dolayısıyla Nazilli, Aydın başta olmak üzere Ege'ye doğru Yunan orduları yayılmaya başlamışlardı. Bu konuyu işte bugüne bırakmıştık. Geçtiğimiz hafta işlememiştik. Bugün peki bu işgal nasıl olmuştu? Bu kadar aniden mi oldu? Sarayın buna karşılık tepkisi ne oldu? Harbiye Bakanlığı'nda durum neydi? Olayına bakalım. Harbiye Bakanlığı'nda tam bir panik yaşandı. Sadrazam Damat Ferit Paşa olayı yalısında duyduğu zaman o kalıp gibi adam 2 metre boyuna yakın düştü bayıldı telgrafı aldığında. Çünkü Yunan'ın İzmir'e çıkması diye bir şey söz konusu değildi. Belliydi ki düşman son derece zalimdi. Değil mi ki güçlüydü? Dolayısıyla haklıydı. Kendi hukukunu uyguluyordu. Ve tarihte görülmemiş bir tuzakla tıpkı geçmişte gene Anadolu'da, gene Çanakkale'de hani bir Truva olayı yaşanmıştır. Truva atının içine sokulan askerler bu at hediye olarak güya şehre sokulunca oradan çıkarlar ve gece yarısı oradan çıkarak şehri işgal ederler ya, onun gibi bir tuzakla, bir yalan ifadelerle, ona dayanan verilmiş notalarla şehir birdenbire işgal edildi. Bu iş nasıl oldu? Bir kere buna bir girmeliyiz. Bu çok fazla işlenen, hatta hiç işlenmeyen bir konu çünkü. Bundan padişahın haberi yok. Bakanlıklarımızın haberi yok.
Dolayısıyla olay başlar başlamaz bir panik doğdu zaten. Nasıl olur diye. Şimdi bu nasıl olur da Mustafa Kemal'e sordular. Oysa o arkadaşlarına veda etmek üzere Harbiye Bakanlığı'nın koridorlarında dolaşırken birden haber geldi. İzmir işgal ediliyor diye. İçişleri Bakanı bir telaş içindeydi. Koşarak geldi ama nasıl olur efendim, nasıl olur efendim diyerek Mustafa Kemal Paşa da ilk kez orada duydu zaten haberi. Yani 15 Mayıs 1919'da Harbiye Bakanlığı'nın koridorlarında arkadaşlarına veda etmek üzere bir odadan bir odaya ziyaretlerde bulunmakta olan Mustafa Kemal Paşa koridorda bunu duydu. Sonra da İçişleri Bakanı'na sordu Mehmet Ali Bey'e. Ne yapmayı düşünüyorsunuz dedi. Aman efendim dedi, ne yapabiliriz ki? Anılarında diyor ki, ne yapabiliriz ki, var mı? Benim yaptığımı yaparsınız. Arkamdan Anadolu'ya gelirsiniz. Dememek için kendimi zor tuttum. Sadece yutkundum. Bunları söylemem imkan dahilinde değildi. Ama zaten ben bunları kaç zamandır padişah başta olmak üzere yöneticilere söyleyip duruyordum. Ege'nin bir gün mutlaka işgal edileceğinin dikkatini çekmeye çalışıyordum. Fakat bu konuda da gerçekten düşman, bütün işgalciler, başta İngiltere olmak üzere, bunun planını Londra'da yaptılar. 15 Mayıs 1919'da aniden İzmir'in işgal edilme planı masaya Londra'da kondu. Neden böyle hiç hesapta olmayan bir önemli olaya, Türkleri müthiş bir şekilde hem de savunmaya itecek, belki mitinglerin patlamasına yol açacak bir olaya İngiltere'de neden bir planlama yapmak üzere yer verildi ve kimler bu olaya katıldılar? Bir defa olayın patlak vermesinin temel nedeni bir taraftan Sevr hazırlanıyor. Sevr o kadar ağır hükümler içeriyor ki Türkiye'ye getirilip ilan edildiğinde tabii padişah ve hükümet ve ilgili bakanlar, giden heyet Sevr'in içeriğini biliyor. Ama halk bilmiyor henüz. Bildiği an dünyayı ayağa kaldıracağını hesapladığı için Yunanlılar Başbakan Venizelos, İngiliz Başbakanı Lloyd George'a dedi ki, hükümler çok ağır. Bu İzmir halkı, Ege halkı, Sevr'i duyar duymaz, orada yaşamakta olan Rum halkını katliamdan geçirir. Bir tek Rum'u sağ bırakmaz. Dolayısıyla bize izin verin. Biz önceden çıkalım. Ve bu konuda Lloyd George'u başbakanı ikna etti. Çünkü dedi o katliam başlarsa orada benim soydaşlarım yaşıyor Ege'de. Sadece İzmir'de de değil, bütün Ege'de. Kim koruyacak onları dedi. Siz mi koruyacaksınız dedi Lloyd George'a dönüp. Doğal olarak dedi onlar benim soyum. Yunan ordusu bir sene öncesinden Ege'ye çıkmalı. Bunun tedbirini almalı. Dolayısıyla Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalandığı halde Yunan bir sene öncesinden 16 Mayıs 1919'da 15 ay öncesinden Ege'ye çıktı. Çıkma gerekçesi olarak da işte bunu gösterdi. Şimdi bundan tabii bizim haberimiz yok. Fiilen olay nasıl yaşanacak? Fiilen olay şöyle yaşandı. Yalan söylediler. Bakın uluslararası ilişkilerde ne yazık ki kimi zaman bu tarz yalanlar sanki bir devlet politikasıymış gibi kabul edilebiliyor. Bizim tarihimizde bunun örneği yoktur ama 4 ülke bir araya geldiler Londra'da. Genelkurmay başkanlarını da masaya oturttular ve bir plan yaptılar. Bu plana göre şöyle bir aksiyon uygulanacaktı. İstanbul valisine bir nota verilecekti. Aslında bu notanın bir benzeri de padişaha da gönderilecekti. Notada denecekti ki
bir gün öncesinde notada denecekti ki yarın sabah sadece Yunan değil elbette, 4 ülke, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın birer birliği İzmir'e çıkacak ve İzmir'deki güvenliği sağlayacak. Dolayısıyla İzmir'e hem İngiliz askeri çıkacak, 200 kişi, Yunan askeri çıkacak, 200 kişi, rakamları da böyle koydular. Eşit 200 daha, Fransız çıkacak, 200 İtalyan çıkacak. İtalyanlar mesela Kadife Kale'ye konumlanacaklar, orayı koruma altına alacaklar. İşte İngilizler kordon boyunda yer alacak. Fransız karşı yakaya geçecek gibi. Bölüştüler. İzmir'i bölüştüler kendi aralarında. Ve buradaki güya doğabilecek, işte halkın infialinden kaynaklanabilecek bir takım olaylar olursa bunu engellemek üzere ve İzmir'i korumak üzere, İzmir'in korumasını ve güvenliğini sağlamak üzere 4 ülkenin 200'er kişilik birlikleri Yunanistan'a çıkacak, İzmir'e çıkacak dediler. Buna ilişkin dediler, sabahleyin bir nota veririz. Ve valiye deriz ki, Türk birlikleri, yani şu anda şehrin değişik yerlerinde konumlanmış olan Türk askeri kışlaya çekilsin. Çünkü işte sabahın 6'sı itibariyle bu 4 ülkenin askerleri birer birer kordondan İzmir'e çıkmaya başlayınca itiş kakış olabilir. Laf atmalar olabilir, karşılıklı üniformalar. Türk askeri de orada. O esnada belki inzibatı sağlamakla meşgul. Rütbeyi tanır tanımaz, selam verir vermez, gereksiz bir itiş kakışa yol açılabilir. Bu da tehlike doğurabilir. Onun için dediler, biz bu 4 ülke olarak İzmir'in güvenliğini sağlamak üzere İzmir'e çıkmazdan önce Türk askerini kışlaya çekin. Biz buna inandık. Bu çünkü bir devletin şerefidir. Bir nota veriyorsunuz, böyle yazıyorsunuz, altına imza atıyorsunuz. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan olarak bunun altını imzalıyorsunuz. Bu İstanbul'a da bildirildi. Padişah da bunda bir beis görmedi. Bizim Genelkurmay Başkanlığımız da herhangi bir hile sezmedi. Olabilir dendi. Ve Türk askeri, kordonda vesaire konumlanmış olan Türk askeri, kışlalara çekildi. Kapılar kilitlendi. Planlarını, İtirazsız hocam. Evet, planlarını şöyle hazırlamışlar. Sabahleyin dediler, bu notayı veririz. Fiilen bu olay uygulandıktan sonra gece yarısı, bunu bir gün evvelden veriyorlar son notayı, yarın böyle yapacağız diyorlar. Biz bir gün önceden askerimizi çekip kışlalara kilitliyoruz. Ve bekliyoruz ki yarın sabah erken saatlerden itibaren 4 ülke 200'er kişilik birlikleriyle İzmir'in güvenliğini sağlamış olacaklar. Biz bunu beklerken dediler, gece yarısı biz ikinci bir nota veririz. Yani asker çıkmadan bir gün öncenin olaylarını anlatıyorum. Bir gün önce bu notayı vererek biz kendi askerimizi kışlaya kilitlerken o dedi ki biz sabahleyin verdiğimiz bu notaya karşılık ikinci bir nota veririz. Gece yarısı veririz bunu ve valiye deriz ki sabaha karşı Yunan ordusu İzmir'e çıkacak, sakın müdahale etmeyin. Zaten o saatten sonra İzmir valisinin ne gücü var ki, kim neye nasıl mukabele edecek? Ve bunu uyguladılar. Sabahleyin 4 ülkenin 200'er askeri çıkacak denir iken koca bir Yunan ordusu İzmir'e çıkarıldı. Şimdi bu sahtekarlık tarihe böyle yazıldı. Ben bunu yani 50 yerde koydum. Ülkelerin itiraz etmediler mi hocam? Hani? Nasıl itiraz ediyorsun? Tabii ediyorsun. Notaya notayla cevap verip ayıp olmadı mı diyorsun. Yani böyle demiyorsun da sen de protesto ediyorsun. Protestonun yanı sıra bir takım halk toplanıp namussuzlar diye de bağırdı. Sonuçta protesto dediğin şey oraya işte biriken halkın gösterdiği tepki. Namussuz, şerefsizler diye bağırdı. Kim dinledi ki? Çünkü sen kendi askerini kendi kışlana kitlemiştin. Bir söze inanarak. O yüzden ertesi gün 16 Mayıs sabaha karşı bunun bir takım görüntülerini de vereceğiz elbette. Yunan ordusu 16 Mayıs günü Samsun'a çıktı. İşte 15 Mayıs günü özür diliyorum.
16 Mayıs günü Mustafa Kemal İstanbul'dan hareket edecek iken bir gün öncesinde İzmir işgal edilmişti. İşte bir gün öncesinde Mustafa Kemal veda ziyaretleri yaparken olayı duymuştu. İçişleri Bakanı'nın telaşını görmüştü Mehmet Ali Bey'in. Nasıl olur efendim, nasıl olur efendim diye bağırıyordu. Çünkü hak hukuk kalmamıştı. Çünkü sen bir mağlup devletin bakanı konumundaydın. Dürüstlük, namus, şeref aramamalıydın. Daha dikkatli, özenli olmalıydın. Her neyse. İşte Mustafa Kemal de bu şartlar altında diyor, parmaklarımın ucuna basarak aman Allah'ım sen, ben şu bakanlıktan bir an evvel gideyim. Aman şu denize ben bir an evvel açılayım. Aman saraydan başka ters bir karar çıkar, engellenirim. Bunun korkusu içindeydi. Hiç kimseye sezdirmeden, hiç yorum yapmadan ve kafasında geçenleri dışarı vurmadan, şüpheyi çekmemek için hemen genelkurmaydan uzaklaşacak. İşte bilindiği gibi ertesi gün sarayı da ziyaret edecek. Yani sarayı ziyaret edip Sultan Vahdettin'de son hareket ettiği gün 16 Mayıs'ta veda ettiğinde İzmir Yunanların işgaline uğramıştı bile. İşte o kara değil, kapkara günlerde siz denize açılıyorsunuz. O kapkara gecenin karanlığındaki Karadeniz önünüzde ama ertesi günden itibaren inanılmaz bir aydınlık olarak açılıyor. İşte o aydınlığın ışığında biz bugünlere onun izinden giderek ancak gelebildik bir takım sıkıntılarımıza rağmen. İzmir böyle işgal edildi. Ve doğal olarak halk olayı duyunca halk da ilk notanın metnini biliyor. Merakla bugün pasaport denen iskeleye koştular. Konak meydanı gene halkımızda doluydu. Pasaport meydanı dediğimiz meydan da bilinir. Bugün de o iskele bilinir. İskelenin çevresinde merak nedeniyle yığılan kadınlı erkekli çoluk çocuk binlerce kişi oluştu. Ve Yunanlar bir törenle oradaki metropolit Yunan papazı Hristos Tomos'un kutsamasıyla karaya ayak basmaya başladı. Şimdi İstavros çıkarılarak Yunan askeri törenle İzmir'de rıhtıma ayağını atmaya başlayınca gerilim inanılmaz ölçüde arttı. Her çıkan askere haç öptürülüyordu, asker sıraya giriyordu ve uygun adım şeklinde İzmir'e ilerlemek üzere hazırlığını yaparken işte o kalabalığın arasından Osman Nevres tabancasını çekti. Ne olabilirdi ki tabancasında işte 5 mermi, 7 mermi ve en öndeki sancakları vurdu. Şimdi onu öldürdüğün zaman kimsenin seni de sağ bırakmayacağını bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama artık orada olayın mantıkla görülür, ölçülür tarafı yoktur muhakkak ki. Osman Nevres sancakları öldürdü. Anında süngüyle delik deşik edildi. Bu olayın olumsuz yansıması, kenarlara birikmiş olan binlerce kişi katledildi. Acı olan taraf budur. Yani bu olay gazetecinin orada öldürülmesi ile başlayan olay doğal şekilde çevreye yansıdı ve o itiş kakış içinde kaçamayan çocuk, çoluk, yaşlı, genç, kadın, erkek 2000 kişi katledildi. Şimdi acı olan bu. Yani İzmir'e çıkış tabii ki acıdı. Bu insanlık dışı. Katliamın başladığını Körfez'deki gemisinden izlemekte olan General Wilson dürbünle şehri izliyordu. Olayı görünce o bile dayanamadı. O derhal müdahale etti de, yani İngilizler müdahale etti de, yani bu kadar da olamaz gibisine. Katliam öğleden sonraya kadar sürdü. Binlerce kişinin öldürülmesi, süngülenmesi daha ilk gün çok acı bir sayfa olarak tarihimize geçti ama çok da fazla dillendirmediğimiz bir gerçek oldu bu. Evet hocam. Ben onu bu kadar bu, detayını bilmiyorduk mesela. Bu vesileyle aktarmış olayım. Evet, işte Mustafa Kemal böylece bu acılar içerisinde
aman şu şehirden bir an evvel kendimi Anadolu'ya atayım noktasındaydı. Ve ondan sonrasını biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Samsun'a o koşullarla çıktı. Ve gene daha önce ifade ettiğimiz gibi olayı kısa bir zaman içerisinde çözdü. Zaten asıl çıkış nedeni Samsun'a gidip de orada kalmak değildi. Dolayısıyla Havza'ya doğru hareket ederek Anadolu'nun içlerine doğru çekinmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda burada bırakmıştık. Evet hocam, devam edeceğimizi ve söylemiştik. Havza'da da Ermeni Patriği'nin de bulunduğu bir topluma yaptığı konuşmada, ki burası taş mekteptir, halkı topladığı yer, ayağa kalkmaktan başka çare kalmadığını açıkça ifade etti. Şimdi bunun üzerine demiştik ki İstanbul doğal olarak İngilizlerin müdahalesiyle ve tepkisiyle, Kemal Paşa ne konuşuyor, nasıl, neler konuşuyor, siz onu Samsun'a gönderdiniz, bu adamın Havza'da ne işi var demeye başlayınca demiştik, dön emrini aldı. Ama o dön emrini alırken dönmeyeceği açık. Sürekli bahaneler bularak oralardaki kalış süresini uzatması gerekiyordu. Bakın bunu yaparken bir gazete görüyoruz. Kapağını görüyoruz. Değerli izleyiciler, bu benim bir zamanlar çıkarttığım, 1994'te çıkarttığım Kurtuluş Savaşı. Evet, bugün gazetesi. Paylaşacağımız resimler o üç dergiden. Evet, bu böyle devam ediyor. Buraya üç tanesini getirdim ama ben olayları günü gününe anlatan tabloid boyda böyle bir gazete çıkarttım. Bunu öğrencilerim için yaptım. Dolayısıyla öğrenciler olayları sadece tarih kitaplarından değil ama çünkü bu dergiler, dergi tarzı ya da tabloid tarzı dediğim gazetelerde olaylar günü gününe anlatılıyor. Yani gazetenin tepesindeki tarih neyse, 20 Mayıs 1919. Çeviriyorsunuz, oradaki bütün haberler 20 Mayıs 1919'un haberleri. Devam ediyorsunuz 21, 22, 23 gibi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Havza'da olduğu esnada gene belirtmiştik. Dön emrini burada almıştı. Buna zaman kazanmaya çalışıyordu. Ama Havza'ya gelirken başına şöyle bir olay geldi. Bundan çok büyük ders çıkaracaktır. Bindiği otomobil saatte 15 kilometre yol alabilen eski bir Alman Mercedes'i, işte bozuk bir araba doğal olarak da, lastikleri şöyle, eski bir araba, gene arıza yaptı. İndiler, arıza giderilmeye çalışırken de kendisi hava almak için yaveriyle beraber arabadan indi. Çit sürmekte olan bir çiftçiyi gördü uzaklarda. Selamün aleyküm diye seslendi. 80 yaşlarında dinç bir çiftçi, bıraktı çiftini. Ona doğru geldi. Tabii Mustafa Kemal üniformasıyla, paşa kıyafeti. Paşa olduğunu anladı. Kim olduğunu tanımıyor. Mustafa Kemal Paşa şakalaşmak istedi. O dedi, dayı sen ne güzel böyle burada çiftini sürüyorsun. Düşman Samsun'a gelmiş. Sen hala rahatındasın. Adam şöyle kafasını bir kaldırdı Mustafa Kemal'e. Buraya bak dedi, kıyafetinden paşa olduğunu anlıyorum. Kılına kıyafetine bakırsa paşa olduğun belli. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Benim evimde 3 tane gelin var. Biz benim dışımda 3 kardeştik. Birini Çanakkale'de kaybettim. Biri Filistin'de. Üçüncünün nerede şehit olduğunun haberini bile alamadık. Şimdi o 3 gelin, aha benim sürdüğüm şu çift var ya, onun çubuğuna bakar, ucuna bakar. Ben burada bir şey ekersem, onu biçersem, o un olur, ekmek olur, eve gider. O yetimler de onu yer. Düşman değil ya dedi Samsun. Aha bu çiftliğin, aha bu çitinin ucuna girene kadar benden sana hayır yok paşa. Biz dedi ailecek, vereceğimizi verdik. Döndü
Yaver'e. Bir kere onun gönlünü aldı da, bu bir şakaydı da, o ihtiyarın da gönlünü aldı da, döndü Yaver'ine, Muzaffer kılıca ve Muzaffer dedi, bugün dersimizi aldık. Anadolu'nun gerçek durumu işte buydu. Bakın, bu olayı yaşarken, daha dün İzmir'de işgal edilmiş, zaten İstanbul günlerden beri, işgal altında aylardan beri, her türlü umut tükenmiş, bitmiş, sizin bir şakanızı dahi kimse kaldıramaz vaziyette. Bugün de dersimizi aldık derken, henüz havzaya girmemişti bile. Havzalıları ayağa kaldırmaya çalışırken, güya orada bir ölçüm yapmıştı. Çok deneyimli bir ihtiyar ağzının payını vermişti. Hocam buradan tablonun da ne kadar hani zor bir zaman beklediği çok... Mutsuz ve karanlık olduğunu görüyoruz. Evet. Devam edecek olur isek, işte havzaya geldiğinde kaldığı yeri değerli izleyiciler görüyorlar. Ve güya sıcak sulardan istifade etmek için geldiği bir yerdir havza. Kullandığı bahane budur. Ama bunun tamamen uydurma ve tamamen bir bahane olduğunu İngilizler çok kısa zaman içerisinde anlarlar. Ama buna rağmen yapacağını burada yaptı. Şimdi ona verilen görevlerden bir tanesi, hem işte Samsun'un dağlarında çeteler var, onları tasfiye edecek güya. Askerin elindeki silahı alacak, askeri tasfiye edecek öbür taraftan. İşte güvenliği sağlayacak vesaire ve dönüp gidecek. Dolayısıyla silahlara çok önem veriyor İngiliz. Askerin ya da çetelerin elindeki silahların toplanması gerek. Ama bu esnada da Diyarbakır ve çevresinden toplanan, evler dahil toplanan bütün silahlar, havza üzerinden develerle Samsun'a taşınıyorlar. Kendisi tam da havzadayken bu deve kervanlarından birine rastlamış oluyor. Şehrin ortasından yüzlerce deve, sırtlarında silahlar Anadolu'nun belli bir bölgesinden geliyorlar. Niye havzaya geliyorlar? Çünkü Samsun'a geçecekler. Samsun'dan gemilere yüklenip İstanbul'a gönderilecekler. Mustafa Kemal Paşa'nın görevlerinden biri de zaten bunu organize etmek. Havza'da bu kervanlara el koydu. Değil silahları İstanbul'a teslim etmek üzere Samsun'a göndermek, el koydu. Bu silahların tümünü Havza'daki evlere zimmetledi. Şimdi bütün bundan bir ayaklanmanın başlayacağı belliydi. Bunu da zaten gizlemedi. Bu herkesin gözü önünde oluyordu. Gözü önünde olduğu için feryat edildi kısa zaman içerisinde. İşte bizim Dışişleri Bakanlığımıza İngilizler nota vererek çağırın geri dediler. Geçtiğimiz haftada bir miktar bunu konuşmuştuk. Havza'da bu bölgede işte şehitlerimiz için mevlidler vesaire okunurken paylaşmak istediğim önemli bir mesaj bu. Milli tezahürat men edilemez. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a itiraz etti 4 Haziran. Gazetenin tepesindeki görülen tarihler gerçek tarihlerdir. Yani bu sayfada ne olduysa 4 Haziran 1919 günü oldu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a bu cevabı verdi. Şimdi güvenliği sağlamak, düzeni sağlamaktan sorumlu tutularak İstanbul'dan yola çıkarılmış olan bir paşa, yanıt olarak diyordu ki nasıl güvenliği sağlayabilirim ki? Neyin güvenliğini sağlayacağım? Bana diyorsunuz ki mitingler var. Havza dahil her yerde miting yapılıyor. Bunları engelle. Bunları engelle derken İngiliz anlamıştı ki Havza'da bile olsa, Giresun'da eğer miting yapılıyorsa o esnada, bunun sebebi Mustafa Kemal'dir. Bellidir ki bu adam her şeyi organize etmektedir. Telgraflarla. Dolayısıyla bu mitingleri durdur diye emir gelmişti. İşte ona yanıt veriyor. Diyor ki İzmir'in işgalini protesto etmek için Giresun'da toplanan Giresunluları, Havza'da toplanan Havzalıları, Samsun'da miting yapan Samsunluları kimse engelleyemez. Çünkü işte milli tezahürat men edilemez. Sebep olarak da onu söylüyordu. İzmir haksız yere işgal edildi. İzmir'in haksız yere işgalini protesto etmek için toplanmış olan halkın önüne ben nasıl geçerim?
Yani bana dese ki paşa burada ne işin var senin? Sen bir ordu paşasısın. Sen bir komutansın. Bizim aramızda ne işin var? İzmir haksız yere işgal ediliyor. Yediğin ekmek senin gözüne dursun demez mi bana demek istiyor. Dolayısıyla diyor bırakın beni diyor. Ben bunu engelleyebilecek bir hükümet de tanımam. Yani siz dahi bir şey yapamazsınız. Bu halkın önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla politikalarınızı buna göre düzenlemeniz gerekir deyip bir de bu tabii bu söz doğrudan doğruya padişaha. Ve çünkü diyor milli tezahürat men edilemez. Ben de o günkü Osmanlı arşiv belgelerinden çıkartarak tabii bu gazeteyi hazırlamıştım. Orada milli tezahürat dediği için aynen bu başlığı aldım. Yani 4 Haziran günü gerçekten Denizli'de gönüllü müfrezesine silah ve cephane dağıtıldı. İşte aynı gün oldu bu olay. Öbür tarafta bir başka haber ama en önemli haber buydu. Tabii İstanbul'a bir de bu haber gidince anladılar ki paşa başka niyetler taşıyor. İşte benim Harbiye Bakanlığım, benim Genelkurmayım bile ancak iyice uyandı ki Mustafa Kemal Paşa kendilerine rağmen bile bir şeyler yapacak muhakkak. İşte bunun hemen arkasından dön dediler. Şimdi arka arkaya iki tane Turgut Paşa gelir. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan hareket ederken onun gönderilmesinde mührü olan imzası değil, imza atmamış da demiştim. İşte toplantılarda geçtiğimiz hafta anlatırken Şakir Turgut Paşa Harbiye Bakanımızdı. Ama bir hafta içinde İzmir'in işgali üzerine hükümet istifa edince damat Ferit demin söylediğim düşüp bayıldı adam o kadar şaşkınlığa düştü. Dolayısıyla istifa etti. Cumartesi günü istifa etti. Ama padişah pazartesi günü mührü gene ona verdi. Dolayısıyla cumartesi günü damat Ferit başbakan değil artık ama pazartesi günü yeniden başbakan. Ama kabine değişti. Dolayısıyla Mustafa Kemal hareket ederken Şakir Turgut Paşa Harbiye Bakanıydı. Şimdi Turgut Paşa, başka bir Turgut Paşa ama Harbiye Bakanı. Şimdi ikinci Turgut Paşa dön dedi. Paşam, emrinizdeki istimbotlardan biriyle İstanbul'a avdetinizi rica ederim. Çünkü işte şartlar bunu gerektiriyor, üstümüze baskı var falan demeye getirmişti. Geçen hafta anlatmıştık, döneceğim ama kömürüm yok, işte kömür tedarik ettiğimde geleceğim tabidir gibi oyalamalarla zaman kazanmaya çalışıyor. Yani İstanbul işgal altında, Ege işgal altında, işte halk umutsuz, halk kararsız, kimin arkasından nasıl gitsin, niye gitsin, en ufak bir umut ışığı yok. Ama bu şartlarla Amasya'ya doğru yola çıktığını söylemiştik. Onun için orayı tekrarlamak istemiyorum ama bu 12 Haziran'a kadar bizi getirmişti. 19 Mayıs'tan neredeyse 20 gün geçti, işte 12 Haziran'lardayız. Nihayet geliyorum dedi. Herkes bak işte Havza'dan yola çıktı deyip de İstanbul'da mutlu olurken Havza'dan yola çıktı ama Amasya'ya doğru yola çıktı. Dolayısıyla 12 Haziran'da ayrıldı Havza'dan ve aynı gün arabalarla Amasya'ya geldi. İşte Amasya tarihimizde bu bakımdan bambaşka bir sayfanın açıldığı yeni umutların yeşerdiği bir olay. Ona ilişkin olarak da görüntülerimiz olabilir. Bu esnada bakın Yunanlar Ödemiş'i de işgal ettiler. Dolayısıyla benim çıkarttığım gazetelerde ben gün gün Kurtuluş Savaşı'nı anlattım. Bunu rahmetli Ömer Sami Coşar Milliyet Gazetesi için yapmıştı. Aslında olayın fikir babası odur. Ömrü vefa etmemişti ve erken kaybetmiştik. Dolayısıyla bu yarım kalmış bir projedir. Ama ben bunu onun yaptığının da ötesine taşımaya ve yapabildiklerini de gördüm, biliyorum. Elimizde var o kopyalar çünkü. Onu çok daha geliştirerek, genişleterek, arşivleri kullanarak başka boyutlara taşıdım ve taşımaya devam ediyorum. Yakında tekrar bu yayınları başlatacağım. İşte oradan, işte İzmir pasaport iskelesi dediğim iskele bu. Burası. Birazdan bu asker sıraya girecek, memne konumunu alacak. Birazdan o Hristos gelecek, haçıyla maçıyla bunları tek tek takdis etmeye başlayınca tabii etraftan Müslümanlar infial göstermeye başlayacak ve sözünü ettiğim katliam da böyle başlayacak. O Amasya'ya geldi. Bakalım ona ilişkin olarak bu esnada tekrar dönüp de Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkan
arkadaşlarını bir arada görüyoruz. Ama bu fotoğrafın izleyiciler lütfen Mustafa Kemal'e dikkatle baksınlar. Üzerindeki bu elbise Erzurum valisi Münir Akkaya'nın ödünç verdiği bir elbise. Bu fotoğraf Samsun'da çekilmedi. Bu fotoğraf Erzurum'da bu kıyafeti ödünç olarak almıştı. Bu fotoğrafın çekildiği yer Sivas. Zaten burada anlatılmak istenen şey fotoğrafta bulunan kişilerle Samsun'dayken bir aradaydığı anlatmak. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a onunla beraber çıkanlardan oluşan bir heyette çektirdiği en sol başta Muzaffer Kılıç'ı görüyoruz. Kılıç Ali'nin yeğenidir. Dolayısıyla her ikisi de amca yeğen Mustafa Kemal'in yaverliklerini yaptılar. Soldan ikinci olan Ralph Orbay'dır. Mustafa Kemal'in bize göre solundaki çift, bu bir çiftlik ve Bekir Sıtkı Kunduh çiftliğin sahibi o. Mustafa Kemal'in hemen bize göre sağında Ruşen Eşref Ünaydın, ünlü gazeteci. Burada da gazeteci sıfatıyla bulunuyor zaten. Daha sonra gelecek. Onun yanında Samsun Garnizon Komutanı İsmail Paşa'mız ve yanında da Civat Abbas Gürer. Böyle bir kadro. İşte bu şekliyle sivil kıyafetlerinde görüyoruz ama bakın İzmir düştü bu esnada. Derken ödemiş, derken ama insanlarımız kaplarına sığamıyor. Çünkü öbür yandan başlarında padişahın fermanı var. Aman sokağa çıkmayın, aman itiraz etmeyin, aman üçünüz beşiniz bir araya gelip de nümayiş falan yapmaya kalkmayın. Yoksa işte Mondros'un diğer amir hükümlerini uygularlar, birdenbire Ermenistan'ı ilan ederler falan korkusu da var. Akhisarlılar telgraf çekiyor. Şimdi bu telgraf 25 Mayıs'ta çekildi. Tabii ben bunu görmezden gelemezdim. Dolayısıyla onu orada kullandım. Akhisarlılar Harbiye Nezareti'ne telgraf çekip bırakın dövüşelim dediler. Siz bize boyuna telkin ettiğiniz şeyle aman ha silaha sarılmayın diyorsunuz ama bu adam hain ve bu adam düşman, son derece zalim. Irza geçiyor, yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, vuruyor. Biz seyrediyoruz. Dolayısıyla Akhisar böyle ayağa kalktı. Akhisarlılar Harbiye Nezareti'ne bu telgrafı çekerken Manisa düştü. Yani Ege'de Yunan adım adım böyle ilerliyor. Dolayısıyla biz de bunu, bakın 25 Mayıs günü oldu bu, pazar günü oldu. O dediğin gibi tarihler birebir aynen devam ediyor. Şimdi, peki bu mesaja karşılık hükümetin tepkisi ne oldu hocam? Bu, sakın ha kımıldamayın. Hele biraz daha sabredin. Şimdi bu hele biraz daha sabredinlere de Mustafa Kemal'in sabrı yok. Bunları okuyor. Tabii ki olayları takip ediyor. Tabii ki bütün Anadolu'daki birliklerin başındakiler artık onunla yazışır hale geldiler. Bunları geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. O telgrafların başında konuşarak vesaire. Ve bu telkinlere müthiş tepki gösteriyor. Padişah çektiği telgrafta diz çökerek padişahım der. Af dileyerek, aman dileyerek bir ülke kurtulmaz. Haksız şekilde işgal edilen yerler varsa o bölge halklarının bunu protesto etme hakları vardır. Bunu ellerinden almayın, alamazsınız zaten. Dolayısıyla ters düşmektedirler. Ama bakın işte Manisa, daha sonra Denizli vesaire. Düşünün ki işte Ödemiş demin düşmüştü. İşte efelerimiz dağlara çıkacaklar. Eli silah tutan herkes dağa çıkacak aslında. Sadece efeler, onların kızanları değil. İşte Yörük Ali Efeler'den ibaret kalmayacaklar. Demirci Mehmet Efeler falan'dan ibaret kalmayacak olay. Ve bölgede eli silah tutan herkes padişahlarının telkinlerine rağmen namuslarını korumak için en azından Yunan'ın bu kadar rahat yürüyemeyeceğini göstermek için belli noktalarda direnmeye çaba gösterecekler. Bu arada da Ege'de Yunan vuruyor, İstanbul seyrediyor. İstanbul sessiz ve çaresiz. Demek ki günlerimiz böyle geçiyor. Yunan ordusu ilerliyor. Ben de bunun haberini veriyorum. Bu gemiyle çıktılar gerçekten İzmir'e. O günkü o çıkış halindeki çekilen bir fotoğraf bunlar. Ve bunlar işte Osmanlı arşiv belgeleri. Madem bu konuları işliyoruz, istedim ki izleyicilerimiz, seyircilerimiz pek kolay bulamazlar
Evet hocam, bu güzel oluyor. Bir daha göremezler. Zenginleşiyor program. Evet, yani o bakımdan bunu kullanmayı yeğledim. Ve Havza'dayken kendi hareketinden önce de şehitlerimizin İzmir'de şehit düşenler için, İzmir'de öldürülen şehitlerimizin ruhu için mevlid okuttum. Şimdi bu çok dikkat çeken bir şey. Mevlid her zaman her yerde okunur. Ama siz diyorsunuz ki İzmir'in haksız işgali esnasında şehit edilenlerin ruhu için Havza'da mevlid oku diyorsunuz. Biri Türkiye'nin bir ucu, öbürü de öbür ucu. Elbette ses getiriyor. Elbette büyük tepki yaratıyor düşman tarafında. Ama elbette büyük tepki yaratıyor ayağa kalkmaya evet diyenler evet, arasında. Evet, çünkü şöyle düşünürsek hocam, oradaki halk bu haberlerden hani çoğu ulaşamıyordur hani İzmir'de neler olduğuna dair. Tabii. Bu mevli sayesinde de tabii fikir sahibi fikir olacaklar. Sahibi evet. Ve giderek Mustafa Kemal'e sevgi sempati çığ diyorsun. Gibi büyüdü. Çünkü herkes kendi mantıklarıyla gördüler ve çözdüler ki her ne olursa olsun bu paşa kalkıp ta İstanbul'dan gelmiş ve padişahın telkinlerine, İngiliz'in yasaklarına, Yunan'ın işte bu insanlık dışı saldırılarına rağmen işte söyledikleri laflar ortada, direnmesi ortada, bir kavga veriyor bu ortada, onun arkasında yavaş yavaş kitlenmeye başladılar. Dolayısıyla işte Havza'dan ayrılıp geliyorum deyip ama Amasya'ya geldiğinde Amasyalılar onu böyle karşıladılar. Yani artık seyahatler kolaylaştı. Gittiği her yer zaten bir Mustafa Kemal ismi çok yaygın ve çok ünlü bir isim, çok makbul bir isim. Ama bakın Amasya'da halka çok kısaca bu defa kitabımızdan aktaralım. Ne dedi? Amasyalılar diye bağırdı. Halk onu 12 Haziran 1919'da Amasya'da Gezilik denen bir yer. Hala adı da budur. Ben Maltepe Üniversitesi öğrencilerimi buraya götürmüştüm. Bu tarz projeden hep zaman zaman bahsederim. O öğrenciler o dönemde bunları gün gün yaşadılar. Yani bu bölgelerden geçtik. Ve o Gezilik denen yerde onlara seslendi. Amasyalılar diye bağırdı. Padişah ve hükümet İtilaf devletlerinin elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Amasyalılar, düşmanlarımızın Samsun'dan yapacakları herhangi bir çıkarma hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanımızı en son kıyısına kadar müdafaa edeceğiz. Halk coşmuştu, meydan şöyle bir dalgalandı. Mustafa Kemal Anadolu toprağında açık havada ilk defa halka karşı konuşuyordu. Amasya'da hava birdenbire değişmişti. Bu konuşmadan sonra Saraydüzü kışlasına gidildi. Mustafa Kemal orada da bir konuşma yaptı. Ve tüm anlattıklarının ana konusu İstanbul hükümetinin artık iradesine sahip olmadığı, Osmanlı padişahının artık esir bir duruma düştüğü, bu durumda iken hükümetin merkezden göndereceği emirlerin bir kıymetinin olmayacağı, çünkü hepsinin esir konumda olduğu, dolayısıyla en azından iradelerinin kelepçe altında olduğu, dolayısıyla oradan gelecek bir emre göre hareket etmek yerine, işte vatan elden gidiyorsa, vatanını seven bir kişinin içinden gelen tepki ne olmalıdır'a bakıldığı zaman bu, elbette vatanı teslim etmemekse o zaman vatanı teslim etmeyeceğiz. Padişahın bunun için bize bir şey söylemesine gerek yok. Onu beklemeye diye gerek yok. Çünkü o zaten bir esir gibi de yaklaştı. Yani şunu demedi. Padişah hainlik yapıyor. Bu işlere boyun eğiyor vesaire demedi. Esir durumda dedi. Dolayısıyla dedi onun iradesini beklemeyelim. Ve işte onun dolayısıyla iradesini beklemeyelimin karşılığı Amasya genelgesi. Dolayısıyla şimdi buradan olay Amasya genelgesi gibi bambaşka bir noktaya geldi. Halkın huzurundayken söyledikleriniz başka bir şey. Onu vatansever duygularını okşuyorsunuz, ayağa kalkmaya davet ediyorsunuz. Ama genelge bir hukuksal belge, bir bildirge. Yani
bu bir isyan bildirgesi de olabilir. O anlama çekilebilir ve sizi asarlar. Bu bir vatanı kurtarmak adına yapılmış olan bir duyuru haline de yorumlanabilir. Burada da sizi çok överler, taltif ederler. Kim hangi açıdan olaya bakıyorsa ona göre değerlendirir. Şimdi burada dedi ki, Amasya Genelgesi'nde bu defa, bizim gene bununla ilgili de bir görüntümüz aslında var. Belki de onu çağırmam da mümkün olabilir mi diye bakacağım ama bugünkü haftamızı almamış olabiliriz. Gene de bunu bir denemek istiyorum. O zaman eğer yoksa haftaya o... Haftaya da onu göstermiş olalım. Evet, belgeyi gösteririz. Evet, orada oturdular Saraydüzü kışlasında, halka hitabesinden sonra Saraydüzü kışlasında Amasya Genelgesi'ni kaleme aldı. Dört kısa cümle, onunla bitirelim. Evet hocam. Bu genelgede dedi ki, bir, tam bir durum tespiti yaptı. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. Amasya Genelgesi'nin birinci maddesi. Bu bir durum tespitiydi, doğruydu. Ama ikinci maddeden itibaren ilk defa hükümeti eleştirmeye başladı. Padişah dahil olmak üzere. İstanbul'daki hükümet dedi, durumu aymazlık içinde seyretmektedir. Üç dedi, bu, yani böyle bir seyrediş, hiçbir şeye müdahale etmeme, protesto etmeme, aciz bir şekilde oturma hali demek istedi, bu milleti yok saymaktır. Sanki bu koyun sürüsü, insan değil bunlar. Başlarına ne gelirse gelsin. Aymazca seyrediyorsun, oysa bunlar katlediliyor. Bu milleti yok saymak. Oysa dedi, bu milleti o halde, bu milletin azim ve kararı kurtaracak. Yani madem birileri bunu kurtarmak adına bir irade beyanında bulunmuyor, padişah susuyor, hükümet susuyor, çare gösteren yok, o zaman bu durumdan bu milleti gene bu milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte bu padişahı da karşısına aldığı, hükümeti de karşısına aldığı ilk bütün dünyaya seslenen bildirgesidir. Amasya Genelgesi o yüzden tam bir ihtilal bildirisi gibidir. Son derece önemlidir. Bunun ayrıntısını önümüzdeki hafta görelim. Tamam. Çok teşekkür ederiz.